Trabzonspor'a da geçelim Serhan abi. Trabzonspor da Adana Demirspor'u tek golle mağlup etti. Trezeguet atmaya devam ediyor. 3 maçları kazanıyor Trabzonspor. Trezeguet 3 maçları gol buluyor. Yani yine aslında Beşiktaş ile paralel şeyleri konuşabiliriz. Yani oyun çok tatmin edici değil ama skorun geldiğini söyleyebiliriz Trabzonspor adına. 1-0'lık galibiyet 3 puanı getirdi Trabzonspor ama dediğim gibi oyunla ilgili tartışmalar var. Oyunla ilgili tartışmalar sezon başından beri var. Trabzonspor'da Abdullah Hoca'nın gelişiyle beraber herkesin beklentisi daha iyi bir oyun, daha iyi başarılar olan bir Trabzonspor formülüydü. Geldi, kendini gösterdi, damgayı vurdu ama daha sonrasında tekrar çok tartışılan bir Trabzonspor haline geldi Trabzon. Şu anki oyun anlamında istenileni veremiyor. Onu söylemek lazım. Tabii ki galibiyet gelmek çok önemli, çok değerli. Bir önceki Pendik Spor deplasmanında orada da galibiyet gelmek önemli. Hatay'da galibiyet önemli. Ama işte Beşiktaş karşılaşması biliyorsun. Orada bir dönüm noktasıydı. Beşiktaş karşılaşmasında iki tane bu sezonu iyi geçirmeyen takımın performansında Beşiktaş'ın öne geçmesi, galibiyet alması çok değerliydi. Ama şu anki geldiğimiz noktada Trabzonspor oyun anlamında çok fazla varlık gösteremiyor. Ama skor anlamında iyi işler yapıyor. Önümüzdeki senenin kadrosu yapılmaya isteniyor. Bu sene biliyorsun bir transfer yaptılar devre arasında. O transferde cuk oturdu. İyi işler yaptı. Hocanın istediği bir transferdi. Ama yine oyun anlamında istediğini veremeyen bir Trabzonspor önümüzde duruyor. O gün yani Trabzonspor dediğim gibi Beşiktaş'la çok paralel şeyleri Bir farkları konuşabiliriz. var ama. Beşiktaş ilk devreyi kötü oynuyor. İkinci yarıyı daha iyi oynuyor en azından. Trabzonspor'da genelde Trabzonspor ilk ilk yarılarda devreyi gol iyi yiyor. oynuyor. Maçın son bölümlerini, ikinci devreleri kötü oynuyor. Evet. Benzer bir durum var Trabzonspor'da da. Şöyle ki oyuncu performansları üzerinde gitmiyorum. Orada da çok fazla eksik vardı. Ve bu eksikler takım adına çok kritik eksiklerdi. Şimdi Trezeguet'in olmaması, işte Pepe, Onuachu, bu üç isim zaten Trabzonspor'un hücum hattının %80'i demek. Geriye ne kalıyor ki? Yani çünkü Bakasetas ayrılmıştı zaten. Abdülkadir Ömür gitti. Hani onların dönmesiyle birlikte daha iyi bir hücumda Trabzonspor'u izleyebiliriz elbette ki Trezeguet'in nasıl etki ettiğini görüyoruz zaten. Bir tarafta Visca, diğer tarafta Trezeguet, merkezde işte belki de Pepe'yi kullanacak Abdullah Hoca sonraki maçlarda. Şimdi bu üç oyuncu sadece tek başına üç tane oyuncumuz gitti anlamını taşımıyor Trabzonspor için. Yani geriye oynadığı oyuncular belli. Zaten sınırlı sayıda Enis Bardi, Visca, Enis Destan'la oynadı Abdullah Hoca. Hatta Funtas hiç mesela Trabzonspor'da forma giymeyen oyuncuydu. Ona da forma vermişti. Doğru. Dolayısıyla hücumda toparlar Trabzonspor ama savunma tarafı evet bu maç özelinde belki çok sıkıntı çekmediler. Mendy'den bir Mendy çok stoper iyiydi. Dersfield de iyiydi. iyi bir stoper gibi performans izledik ama bu sürekli hale gelir mi? Trabzonspor'da emin değilim. Çünkü Trabzonspor savunması bana çok fazla güven veren bir savunma değil. Bu Mendy'nin dışındaki stoperlerden bahsediyorum bu arada. Mendy çünkü bir stoper değil zaten. Hatta çoğu kişi 8, 6 numara da değil. 8 olmasını bekliyor ondan. Oynatılmasını bekliyordu. Dün de mesela o konuyla ilgili eleştiriler vardı. İyi oynaması biraz o eleştirileri bertaraf etti. Ama arzu edilen Trabzonspor elbette değil bu Trabzonspor ama sonuç alması gerekiyor. O dörtlü potada kalması gerekiyor Avrupa Avrupa tabii ki Beşiktaş'ta da bir Avrupa Ligi potası için mücadele tabii var ediyor. Trabzonspor arasında. Serhan abi çok şunu iyi bir sormak sağ bek istiyorum. transferi yaptılar ama ya. Evet. Mönye zaten hani kalitesi Mönye, çok belli Mönye çok oyuncuydu. fazla Onu da konuşmuyor. Ben bir yansıtıyor. de geçen Pendik maçına gittim. Orada canlı canlı izledim. Hücuma katkısını izledim. Fiziği o kadar fizikli olmasına rağmen hızı, yeteneği ve becerisi çok kuvvetliydi. Çok elit bir Hatta oyuncu zaten. maçı değiştiren de bir oyuncu profili çizdi. O yüzden defans olgusuna baktığımızda işte bu haftaki karşılaşmada Adanaspor karşılaşmasında Dansville, Mendy ve Moyer muhteşem işler yaptı. Serhan abi sana şunu da sormak istiyorum. Başkan Murat Sancak görevi bıraktı. Adana Demirspor'da açıklaması da çok kısa okuyayım hemen şöyle. Tabii. Başkanlığı Metin Korkmaz'a devrediyorum. Neden, niçin diye sorgulamayın. Niçinini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım. Açıklamayı biraz kısaltarak tabii okuyorum. Bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin. Bu takım ligde kalacaktır merak etmeyin ama bu hale gelmesine sebep olanlarla birebir uğraşacağıma ve daha yüksek sesle uğraşacağıma emin olun diyor Murat Sancak. Takılmadan okumana sevindim bu arada.
Altı makas yaptım okurken şu anda. Ya şimdi zaten Murat Sancağ'ın sıkıntısı sırf Adana Demir sıkıntısı değildi. Ligdeki bütün takımlar sıkıntısıydı. Konumuzu oraya geliyorsak ben o zaman hızlı bir şekilde başlangıç yapayım. Çünkü Murat Sancan oradaki söylediği şey, biz futbol oynamak istiyoruz, futbolun içinde kalmak istiyoruz. Ama bizi futbolun içinden çıkarmaya çalışıyorlar. Hakemler bizi nerelere getirdi, MHK bizi nerelere getirdi, Futbol Federasyonu nerelere getirdi, artık yeter dedi. Bu kirli ortamda ben artık bulunmak istemiyorum ama takıma desteği de tamamını vermek istiyorum. Kenara çekildi. Asık herkes sesli bir şekilde söylemeye başladı. En son Fatih Karagümrük de sesli bir şekilde söyledi. Galatasaray Kulübü de sesli bir şekilde söyledi. Artık görünen ki kulağı istemiyor. Hiçbir takımın istemediği bir federasyon var. Hiçbir takımın istemediği bir MHK var. Son birkaç cümle. Ve böyle bir düzen var. Bu düzeni kimse istemiyor. Eğer bir düzeni hiç kimse istemiyorsa ve hala düzen devam ediyorsa sorgulamak lazım. Peki zaten ikinci bölümde de konuşuruz. Değerli izleyenler, Spor Ajansı'na bir ara zamanı, saat başına yeniden karşınızda olacağız. Geçtiğim sezonun ilk devresini tamamen orada oynadı. Amir Hacı Ahmet Öç gelene kadar. Dolayısıyla Gedson'un burada, bak demiyorum ki Gedson kötü. Gedson kaliteli bir oyuncu. Takım için önemli bir parça, unsur. Ama Gedson'dan kimse takım için bir parça, bir unsur olmasını beklemiyor. Gedson'a herkes daha fazlasını, orada bir daha farklı bir figür olmasını bekliyorlar. Yani hani yıldız diyoruz ya, yıldızlaşmasını bekliyorsun. Gedson'un tabelaya katkı verebilmesi lazım. Oynadığı pozisyonda beklenti itibariyle. Savunmanın önünde oynayan bir oyuncu olsa bu kadar beklentiye girmem. 6 numara. Ama Gedson çoğu maçında 8'de değil, 8.5 gibi oynadı Beşiktaş'ta. Çünkü iki merkezde önde tutulan oyuncuydu her zaman. Ama yapmadı. Yani bu eşiği atlayamadığı sürece de hani o bahsedilen 40 milyon eurolar, 50 milyon euro hiçbir zaman gelmez. Yok, gelmez yani. Bu oyunla hiç futbolcuya gelmez. Semih harici hiçbir futbolcuya gelmez. O yüzden diyorum zaten. Beşiktaş'ın önümüzdeki sene kurtuluş reçetesi Semih Kılıçsoy'un satışından kaynaklanan parayla olacağını düşünüyorum. Yani o yüzden diyorum yani. Satılırsa Semih satılır. Semih satılır, gelen parayla da önümüzdeki senenin kadrosu kurulur. Bunun net bir şekilde iddia olarak söylüyorum. Vakti de olumlu kullanmak adına birkaç dakika da Abubakar'a bir parantez açalım. Çünkü 8 Ekim'den beri gol atamıyor Abubakar. Dün oyuna girdi, az oynadı. Muhtemelen kupa maçında daha fazla süre alması bekleniyor ama öncelikle hem Abubakar'ın geri döndüğünden itibaren performansını nasıl buluyorsun, hem de derbide ilk 11 başlamasını bekliyor musun? Şu an herhangi bir performans yok. Yani Abubakar'da değerlendirebileceğimiz. Çünkü çok 10 dakika, bir önceki maç 10 dakikaydı. Bu da aşağı yukarı yine aynı. Henüz ritmi, biraz ritminden uzak. Onu görebiliyoruz ki kendisi de zaten %100 hazır olmadığını ifade ediyor. Bir sakatlık süreci de geçirdi çünkü. %100 hazır olmadığını ifade ediyor. Ama ben Konya maçıyla birlikte Abubakar'ın net değerlendirebileceğimiz maçın kupa maçı olacağını düşünüyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nda Abubakar hangi durumdaymış, kalitesinden bir şey kaybetmiş mi görürüz. Yani golcü kalitesinden bir şey kaybetmez. Her zaman golcü golcüdür. Bu baki kalır. Performansı düşer, artar vesaire. Bunlar ayrı şeyler. Ama şöyle bir 45 dakika, bir 50 dakika, 60 dakika oynayabildiği maçta daha iyi değerlendirebiliriz ki onun da bu hafta olacağını düşünüyorum. Normal şartlarda ben söyleyeyim mi? Ayrı görünüyor, takımdan da ayrı görünüyor. Fernando Santos'un yaptığı ideal 11 planlarında Abubakar'ın adı var. İdeal 11. Beşiktaş'ın ideali dediğimiz 11'de Abubakar'ın adı var. Semih solda, Muçi ortada, Raşistan'ın sağda oldu. Adının olduğunu bilmiyor galiba Abubakar. Biliyor, konuştu. Hoca da konuştu. Yani biliyor ama böyle bir şey bir mi önceki maçta, bir önceki hafta konuştuğunda bir haftaya daha en azından ihtiyacı olduğunu söyledi fiziksel olarak. Çünkü Kamerun milli takımıyla Afrika Uluslararası Kupası'na gitti. Maça çıkmadan sakatlık yaşamıştı. Sadece son maçta mecburen bir ihtiyaç duydular ona. Eleniyordu Kamerun. 10 dakika sahaya attı. 13 dakika falan oynadı. Fiziksel olarak iyi durumda değildi ama toparlıyor. O yüzden dedim Konya maçında daha net görürüz. Tabii şu var. Fernando Santos bir tercih yaptı. Semih Kılıçsoy'u merkezde oynattı. Cenk Tosun'u solda oynatmaya devam etti. Dikkat ederseniz. Her ne kadar Semih'in fiziksel durumu, temposu vesaire
Cenk'ten daha iyi noktada olsa da Cenk solda oynadı. Semih merkezde oynamaya devam etti ve goller attı. Çünkü kaleye daha yakın olmasını istedi. Yani Abubakar dönse bile şunu söylüyorum. Yani Semih'i sola çekmek Fernando Santos için bu dakikadan sonra nasıl doğru bir tercih olacak emin değilim. Evet, kolay değil Semih'in bu performansıyla diyelim. Şimdi